Rusya son günlerde tarihinde daha önce görülmemiş eylemlerle karşı karşıya kaldı. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı günden bugüne ilk defa askeri araçlar tarihi meydanlarda devriye atıyor. Olaylar durulacak gibi de değil. Herkes bunun ilk round olduğu konusunda hemfikir. İnsanlar Putin'in otoriter yönetim tarzına itiraz ediyorlar ve büyük yolsuzluklar yaptığını iddia ediyorlar. Bu kitleyi harekete geçiren kişi ise Alexei Navalny isimli bir muhalif. Blog yazarı olarak ünlenen Navalny sosyal medya sayesinde insanları etkiliyor. Özellikle de yeni nesilden çok fazla destekçisi var. Gelin tüm bu olanları açalım. Rusya'da neler oluyor ve Alexei Navalny kimdir sorularının gerçek cevaplarını bulmaya çalışalım. Sovyetler Birliği özgürlük ve gelirin eşit dağıtılması gibi ülkülerle kurulmuş bir devletti. Ama zaman geçtikçe baskıcı, hatta kendi halkına karşı bile paranoyak ve ekonomik sorunlarla boğuşan bir düzene döndü. 1980'lere gelindiğinde ise ekonomik sorunlar bir çığa döndü ve devlet içindeki çatlaklar giderek büyüdü. Mihail Gorbaçov Glasnost ve Perestroika adında iki reform paketi uygulamaya soktu. Fakat bunlar da sonun gelmesine engel olamadı. 1991'de yakın tarihin en büyük devleti Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra insanlar işlerin düzeleceğini düşünüyordu. Ama hiç öyle olmadı. Rusya'da yaşam standartları en dip noktaya geldi. Sefalet artık olağan bir hal aldı. Ekonomik sıkıntılarla uğraşan yönetimler diğer konulara fırsat bulamadılar. Organize suç her yerdeydi. Mafyalar ülkeyi kendi aralarında bölgelere böldüler ve devletten daha çok sözleri geçiyordu. Her gün yaşanan cinayetler, infazlar ve çatışmalar günlük hayatın normali oldu. Ülke borcunu ödeyemediği için 1998'de büyük bir mali krizle sarsıldı. Fabrikalar ve üretim merkezleri ardı ardına kapandı. Eğitimli ve donanımlı insanlar iş bulmak umuduyla ülkeyi terk ediyorlardı. Oligarklar ülkenin servetini yurt dışına kaçırıyordu. Öğretmenler sürekli grevde olduğu için okullarda dersler yapılamıyordu. Dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin bazı toplantılara sarhoş katılıyor ve tuhaf açıklamalarla hareketler yapıyordu. Ayrıca Boris Yeltsin sık sık sağlık sorunları yaşıyordu ve bu nedenle görevinin başında olamıyordu. Rus halkının gelecekten hiçbir umudu kalmamıştı. Rusya'da bu dönemde, yani 90'larda büyüyen çocuklar kayıp nesil olarak kabul ediliyor. 1999'da Yeltsin'in kızının ve damadının adı yolsuzluk skandalına karıştı. Yeltsin üstündeki baskıyla baş edecek güç de değildi. Tüm bunlara karşı gelebilmek için iç ve dış politikada sertlik yanlısı fikirleriyle bilinen eski bir KGB ajanı Vladimir Putin'i başbakanlığa getirdi. Aynı yılın sonunda ise artık dayanamadı ve 31 Aralık 1999 akşamı canlı yayında istifa ettiğini, yerine de anayasa gereği başbakan Vladimir Putin'in geçtiğini açıkladı. Vladimir Putin göreve geldiğinde ilk önce iç güvenlik politikalarına yöneldi. Mafya yapılanmaları çözülmeye başladı. Sokak çatışmaları sona erdi. Dünyanın en geniş topraklarına yayılmış ülkesinde hakimiyeti ve asayişi sağladı. İkinci iş olaraksa ekonomiye el attı. Rusya 1998 krizinin şokunu yeni yeni atıyordu. İş dünyasının önünü açabilmek adına vergileri düşürdü. Oligarkların kontrol ettiği ve gelirini yurt dışına kaçırdığı doğal kaynakları millileştirdi. Oligarkların birçoğu yurt dışına kaçtı. İçlerinden Mikhail Hodorkovsky ise siyasete atılıp Putin'e rakip olmak istedi. 2003'te dolandırıcılık ve vergi kaçırmak suçlarından tutuklandı ve hapis cezasına çarptırıldı. 10 sene sonra Putin'in imzaladığı afla hapisten çıktı. Rusya'yı terk edip bir daha geri dönmedi. Putin'in ekonomik tedbirleri çok hızlı sonuç verdi. Rus halkının geliri %100'den daha fazla arttı. 2004'te yapılan seçimlerde Putin, oyların %72'sini alarak tekrar devlet başkanı seçildi. Putin göreve ilk geldiğinde uluslararası arenada Batı yanlısı açıklamalar yapıyordu. Bu sebeple Batı dünyasından kabul gördü. Ama iktidarını sağlama aldıkça Batı'nın karşısına bir güç olarak dikilme isteği arttı. Eski Sovyet ülkelerindeki Batı yanlısı hareketleri o ülkelerin iç işlerine karışarak bastırmaya çalıştı. Ayrıca genişleme politikası güttüğü de ortaya çıktı. Kırım'ı ilhak etmesi Batı tarafından büyük tepki çekti. İlk 10 yıllık Putin döneminde Rusya ekonomik olarak Batı'nın içinden çıktı. Halkın gelir ve refah seviyesi arttı ve uluslararası arenada güçlü bir ülke konumuna dönüştü.
İkinci 10 yılda ise Rusya'nın büyümesi ve istikrarı sarsılmaya başladı. Bunun 3 tane önemli sebebi var. İlki 2014'ten sonra küresel çapta hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatlarıydı. Rusya Putin'le gelişmesine rağmen ekonomisini çeşitlendiremedi. Doğal kaynaklara fazlasıyla bağımlıydılar. İkincisi ise yine 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiydi. Batı'dan tepki çeken bu hareket Rusya'ya karşı yaptırımlara karar verilmesine neden oldu. Üçüncüsü ise Putin'in iktidarını sağlama aldıkça otoritesini arttırmasıydı. Özel sektörler ve girişimcilik için otoriter rejimler hiç uygun değil. Şirketlerin kaderi bir kişinin iki dudağı arasına sıkışabiliyor. Devlet tarafından makbul görülen şirketler haksız rekabete neden olabiliyor. 90'lar Rusyası'nı görmüş olan 30 yaş üstü Ruslar Putin'i çok sevmesine rağmen yeni nesil arasında onun yönetim anlayışına karşı büyük bir itiraz var. Ekonomi bozuldukça da otoriter tarzı rahatsız etmeye başladı. Her şeyi sorgulanır oldu. Adının karıştığı yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. İşte tam da burada muhalif halkı etkileme gücü olan biri ortaya çıktı. Alexei Navalny. Navalny'den önce Rusya'da muhalefet, birbiriyle aynı fikirde olmayan parçalanmış gruplardan oluşuyordu. Navalny kendisiyle aynı fikirde olmayanları bile aynı çatı altında buluşturmayı başardı. Navalny 20 Ağustos 2020'de Sibirya'dan Moskova'ya giderken uçakta aniden rahatsızlandı. Uçak Omsk şehrine acil iniş yaptı. Birkaç gün sonra ise Rus ajanlarının kullandığı Novichok adlı bir sinir gazıyla zehirlendiği açıklandı. Tedavi için Almanya'nın Berlin şehrine götürüldü. Alexei Navalny'nin ekibi ve bazı gazeteciler saldırıyı Rus gizli servisinin gerçekleştirdiğini savunuyor. Emri de doğrudan Putin'in verdiğini söylüyor. Aynı yılın Aralık ayında ise Putin Navalny hakkında kan dondurucu bir açıklama yaptı. Rus devleti onu öldürmek isteseydi öldürürdü dedi. Navalny bu saldırı sonrası korkup kaçmak yerine geri dönüp mücadele etmeye karar verdi. Berlin'de Instagram üzerinden bir video paylaştı. ''Rusya benim ülkem, Moskova benim şehrim, çok özledim.'' dedi. 17 Ocak 2021'de Rusya'ya geri döndü ve ülkeye vardığında şartlı tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltındayken avukatları tarafından gizli bir şekilde çekilmiş bir video yayınladı. Videoda korkmayın, bu insanlara karşı sesinizi yükseltin, benim için değil kendi geleceğinizi kurtarın diyordu. Bu söylemler gençler tarafından hemen olumlu karşılık buldu. TikTok uygulamasında gençler kendi geleceğinizi kurtarın sloganıyla tüm Rus halkını 23 Ocak'ta sokağa çıkmaya davet ettiler. Olaylar da bundan sonra patlak verdi. Yüzden fazla şehirde insanlar sokaklara döküldü. Polisin sert müdahalesi sonrası 340 kişi yaralandı. 3512 kişi de gözaltına alındı. Navalny'nin ekibi gösterilerin sonlandırıldığını ve bir hafta sonra 31 Ocak'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gösterilere katılanların sayısının fazla olmadığını açıklayarak olayları küçümsemeye çalıştı. 31 Ocak'taki gösterilerse daha kalabalık bir kitle tarafından gerçekleştirildi. Navalny'ye özgürlük sloganları atıldı. 90 ilde 5658 tutuklama gerçekleştirildi. Bu sayı Rusya tarihinde kitlesel protestolarda yaşanmış en yüksek tutuklama sayısıdır. Vladimir Putin protestolara katılanları teröristlere benzetti. Navalny'nin batılı ülkelere hizmet eden bir ajan olduğunu iddia etti ve Rusya'nın düşmanlarına hizmet edip ülkesine ihanet ettiğini söyledi. Alexei Navalny 2 Şubat'ta hakim karşısına çıktı. Savunmasına hayatta kalarak ölümcül, çok büyük bir suç işledim. Hayata tutunmamı sağlayan iyi insanlara, özellikle de pilot ve doktorlara teşekkür ediyorum diyerek başladı. Buradan destekçilerime sesleniyorum. Sizinle birlikte savaşmaya devam edeceğim. Sizin için mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Tutuklanan protestocuların serbest bırakılmasını talep ediyorum diyerek bitirdi. Mahkeme sonucunda şartlı tahliye koşullarının ihlali ve ülkeden kaçma şüphesi gibi suçlar nedeniyle 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Rusya Komünist Partisi 23 Şubat'ta Putin'e karşı bir protesto için halkı şimdiden davet etti. Mahkemeden 4 gün sonra tüm dünyadan ilgi gören bir haber ajanslara düştü. 20 Ağustos 2020'de Navalny'e ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı. Doktorun ölüm nedeni hakkında ise yetkililer ayrıntılı bilgi vermedi. Peki bu Alexei Navalny kim? Nasıl ortaya çıktı? Navalny aslında bir avukat. Kendisini yolsuzlukla mücadele aktivisti olarak tanıtıyor. 2008 yılında kişisel blogunda yazdıklarıyla öne çıktı. Devlete ait şirketlerde yapılan yolsuzlukları belgeleriyle birlikte ifşa etti. Bu olay sonrası Rus siyasetinde ender görülen istifalar yaşandı.
2011'de Moskova'daki bir miting nedeniyle ilk defa tutuklandı, 15 gün hapis yattı. 2012'de Putin seçimleri tekrar kazanınca Navalny hakkında soruşturma açılmasını emretti. Soruşturma sonucunda zimmetine para geçirmek suçundan mahkum edildi. Fakat Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Cezası da ertelendi. 2013'teki seçimlerde Moskova Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. Oyların %27'sini alarak ikinci oldu. Bu oran uzmanların beklediğinden fazlaydı. Siyasi olarak yükselişi dikkat çekince televizyonda gözükmesi yasaklandı. Navalny de tüm etkinliğini sosyal medya üzerinden kullanmaya başladı. Konuşma yeteneği, keskin dili, Putin ve yandaşlarıyla alay etme yeteneği gençler arasında popülerliğinin artmasını sağladı. 2017'de çeşitli şehirlerde mitingler düzenledi. Bu mitinglerde binden fazla gösterici tutuklandı. Başbakan Dmitri Medvedev ve eşinin milyarlarca euro değerinde emlak imparatorluğu kurduğunu belgelerle açıkladı. Bu yüzden 15 gün gözaltında tutuldu. Yine 2017'de kimyasal bir saldırıya uğradı. Yüzüne yeşil renkte bir sıvı atıldı. Saldırı sonucu sağ gözünde %80 görme kaybı oluştu. Rus yetkilileri yurt dışında tedavi olmasını engellediği yönünde suçladı. Daha sonra Kremlin İnsan Hakları Konseyi göz ameliyatı için İspanya'ya gitmesine izin verdi. Şöhreti arttıkça sosyal medyadaki takipçi sayısı da artmaya başladı. YouTube'da 6,5 milyon abonesi var, Twitter'da 2,5 milyon, Instagram'da ise 4,2 milyon takipçisi. 19 Ocak'ta YouTube'da bir video yayınladı. İddiasına göre Putin kendisi için lüks bir saray inşa ettirdi. Video 111 milyon kez izlendi. Türkiye'de de trendlere girdi. Videoda sarayın 1,3 milyar dolara mal olduğunu, en lüks İtalyan mobilyaların alındığını, hatta tuvalet fırçasının bile oldukça pahalı olduğunu belgeleriyle açıkladı. Kremlin ve Putin Navalny'nin ismini anmadan bu iddiaları yalanladı. Alexei Navalny muhalif tavrı nedeniyle Batı'dan destek görse de bir Rus milliyetçisi olarak biliniyor. Zaman zaman göçmen karşıtı söylemlerde bulundu. 2006'da aşırı sağcı gruplarla toplantılar ve yürüyüşler yaptı. 2008'deki Rus-Gürcü Savaşı sırasında Rusya'ya verdiği desteği dile getirdi ve kendi blogunda Rusya'daki Gürcülerin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Amerikan basınına göre Alexei Navalny, Vladimir Putin'in en çok korktuğu adam. Kremlin'e göre Alexei Navalny sadece bir blog yazarı. Fakat Navalny bugün Rus devletinin en önemli iç güvenlik konusunun başında geliyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz.